Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere perküsyon gitar tekniğinde solo çalımlar için gerekli olacak parmak egzersizlerinden birkaç tane göstermek istiyorum. Önce çalışmamızı yapayım, göstereyim, ardından da ufak tekniklerin nasıl detaylarını daha yavaş bir şekilde göstermeye çalışayım. Birinci çalışmada kick sesiyle solo birebir vuruş gidecek. Yani çalışmamız, bu arada çalışmamız la pentatonik üzerine. Yani daha önce çalışmış arkadaşlar işte 1-4-1-3-1-3-1-3-1-4-1-4 ya da 5-8-5-7-5-7-5-7-5-8-5-8 perdeleri söyledim. Bu çalışmanın üzerine kuruyorsunuz perküsyon çalışmasını. Şimdi birebir, birebir ne demek benim için? Aynı anda hem kick sesi geliyor hem solo. Şimdi bu soloyu bu çalışmaya tutturuyorum. Şimdi 1'e 2 vuruş. Yani 1 ve 1 de ve de solo var. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Şimdi her birinde de 1 vuruş kick sesi gelecek. Şimdi bunu yaparken bir ses iki defa değil, her bir telde iki vuruşunuz olsun. Yani üçüncü çalışma. Şimdiki çalışmada ise 1'e 3, yani üçleme yapacağız. Bir vuruşun içerisinde üçleme olacak. Üçleme nasıl? 3 sayın sololardaki tek tek sesleri geçerken 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3. Her birinci vuruşta kick sesini alıyoruz. 1-2-3-1-2-3. Temel çalışmamız bu videoda budur. Şimdi biraz detaylarına bakalım. Birinci detay olarak işaret ve orta parmağınızın yani iğmenin nasıl durduğu ve nasıl vurduğu. Normal soloları çalarken bu stilde dururken bu tarz perküsyon ritmini uygularken yani kick sesiyle beraber parmaklarınızın hareket etmesi için birazcık daha şöyle durması gerekiyor ve vuruş stiliniz çekme hareketi değil vurma hareketi oluyor. Yani telden ses çıkarmak için vurduğunuz anda ufak bir çekme işlemi kullanıyorsunuz. Bunu İşaret öncelikle buna çalışmanızı tavsiye ederim. Yani sonra bunu orta parmakla, sonra ikisi bir. Stil tamamen birazcık daha dikiş makinesi gibi çalışıyor. Daha sonra bunu aynı anda uygulamak için birazcık daha, yani ikisinin aynı anda uygulayabilmesi için bu vuruşu değil, tam tersi dik bir hatta parmağımı vurup çekiyorum. Ama vurduğum anda teli de çekiyorum. Böylelikle birebir dediğim anlatım oluyor. Yani birebir, ister buradaki blues gamı olsun, ister normal bir solo olsun, ister bir tek ses olsun, hangi telde olursa olsun bu atlamayı ve geçişi yaparsanız tüm çalışmanın mantığını kavramış olursunuz. Yani birebir. İsterseniz öncelikle kendinizi bu birebir olayına alıştırın. 1'e 2 dediğim olay ise kick sesiyle aynı anda bu sefer 2 vuruş. Yine ister blues gamı olsun, ister majör bir gamı olsun. Fark etmez. Yani blues'dan bahsedeyim. Ya da 1'e 2 diğer bir örnek. İsterseniz majör gam.
minör gam. Buradaki önemli değil. İsterseniz bildiğiniz bir parmak çalışması, en basit parmak çalışmasını uygulayın. Mantık sahilde. Yani 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3 dediğim ise bu sefer 3 sayarak yaptığınız çalışmaydı. Ama bu sefer sağ eldeki 1, 2, 3 ama 1 bu sefer bununla başlıyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her birde kick olursa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi sesi uyarlarsam. 5. telde, 4. telde, 3. telde, 2. telde, 1. telde. 1'e 4 de yapabilirsiniz. Bu sefer yine mesela 1. telde 4 ne olacak? 1'de kick ama 4 vuruşta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 6. tel, 5. tel, 4. tel, 3, 2, 1 diye gidin. 1, 2, 3, 4. Geliştirirken öncelikle bu çalışmayı yapmanızı ya da bunun varyasyonlarını kendinizce öğretmenizi tavsiye ederim. Birkaç videodan sonra sizlere bu şu ana kadarki gösterdiğim tüm teknikleri içeren birkaç şarkı çalmak istiyorum. Onlar da umarım size yardımcı olur bu şarkılar. Tekniklerin nasıl uygulandığını ya da nasıl gösterildiğini içeren birkaç şarkı koyacağım. Umarım onları da zamanı gelince beğenirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.